Değerli arkadaşlarım hepinize merhaba. Bu videomda tıp bölümüyle ilgili son 3 yılda neler olmuş, sıralamalar yüzde kaç değişmiş, adayların eğilimleri, tercih etme eğilimleri ne olmuş yıllara göre son 3 yılda. Bunlar üzerinden kendi tahminimizi söylemeye çalışacağız. Adı üzerinde tahmin değerli arkadaşlar. Bunun %100 doğru olduğunu Söyleyemeyiz. Biz sadece sayısal veriler üzerinden ve son yıllardaki adayların eğilimi üzerinden böyle tahminlerde bulunacağız ve bundan sonra sırasıyla e, hukuk bölümü yine diğer mühendislikler ve öğretmenlikler sizlerle olacak değerli arkadaşlarım. Şimdi burada ne var? Belki sizin için gereksiz gelebilecek bilgiler de var değerli arkadaşlar. Örneğin mezun mu değil mi kısmı bu benim için önemli. Ee, özellikle mezuna kalmayı düşünenler için e, belki bu e, bir önemli veri olabilir. Puanlarımız var, sıralarımız var. Diploma notumuz var. Bu da benim çok ilgimi çekti mesela. Şurada diploma notlarımız var. Genelde e, tıp bölümünü kazanan arkadaşların diploma notunun 90 civarı ve 93 hatta 95 civarı olduğunu görüyoruz. Yani e, o diplomatların onları sıralamada e, net şekilde öne attığını e, düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Burada ne var? E, birinci sırada kaç kişi burasını tercih etmiş? İlk 3 sırada kaç kişi burasını tercih etmiş? İlk dokuzda kaç kişi? Toplamda tercih eden sayısı? Bir kontenjana talip olan aday sayısı? Değerli arkadaşlar bunlar da Yıllara göre adayların eğilimini göstermesi açısından bence önemli. Evet şimdi şöyle bir puanlara bakıyoruz değerli arkadaşlar. 519 530 484. Bizim puanla işimizin olmadığını tekrar vurguluyoruz. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. 409 508 450. Hepsinde benzer olan nedir değerli arkadaşlar? 2020'deki puanların yüksek olmasıdır. Bu senede biliyorsunuz puanlarımız yüksek, sıralamalarımız kötü. Genellikle 2020 ve 2020'den daha kötü sıralamalar var. İşte tablo belki de puan olarak 2020'ye benzeyebilir bu tabloda değerli arkadaşlar. Çünkü hepsinde bakın yüksek olan 2020 ortadaki puanımız. Bizim için sıra önemli dedik. Sıraya bakıyoruz. 2609 olan e, İstanbul Üniversitesi. Burada bakın. En üstlerden altlara doğru üniversiteler seçtim. İstanbul Üniversitesi, Selçuk, Kırıkkale ve en son Kafkas Üniversitesi. Yukarıdan aşağıya doğru o değişimleri yüzdelik olarak görmek istedim değerli arkadaşlar. Bu da benim için sağlıklı fikirler veren önemli bir durumdur değerli arkadaşlarım. Bütün üniversitelerde buraya yer verdiğim bütün üniversitelerde gördüğüm nokta değerli arkadaşlar %7-7 bakın %8-5-6-7-8-6. Yani e, son 2 yılda ortalama %7 e, sıralamanın yükseldiğini görüyorum. Yani o üniversiteye girmenin %7 oranında daha kolay olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü e, özellikle tıp bölümündeki e, son yıllarda son özellikle 2021'de arkadaşlar eğilimin azaldığını şuradan görebiliriz bakın. Bir kontenjana talip olan aday sayısı e, 15. 2020'de 16'ymış. Selçuk Üniversitesi'nde 2020'de 15'e düşmüş. Kırıkkale Üniversitesi'nde 16'ymış 15'e düşmüş. Kafkas Üniversitesi'nde 70'lerden 53'e düşmüş. Yani 2021'de e, ilgili üniversitelere tercih eden adaylarda e, sayısında bir azalma görüyoruz. Tabii ki bu azalma ee, sıralamalara da yansıyacaktır ki yansımış zaten arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'nde 2817'ymiş 2020'de 2021'de 7.7 e, bir düşüş olmuş. Yani %7.7 bir düşüş olmuş değerli arkadaşlar. Selçuk Üniversitesi'nde yine aynı şekilde e, son yılda 2021'de sıralamanın 5.8 arttığını görüyoruz. E Kırıkkale Üniversitesi'nde sıralamanın 7.65 arttığını görüyoruz. Kafkas Üniversitesi'nde 6.4 arttığını görüyoruz. Peki hocam bu yıl ne olur? Ben bu yıl bu tablonun e, bu kadar %6 %7 olmasa da yaklaşık %3 %4 %5 oranında devam edeceğini düşünüyorum. Yani ne ne demek istiyorum değerli arkadaşlar? Örneğin e, İstanbul Üniversitesi'nde 3035. 3035 %7 yine aynı şekilde olsa çok fark etmez. Çünkü sayısı az olan üniversitelerde 200-250 kişi fark eder. Ya yani Bu oranın devam edeceğini düşünüyorum. Selçuk Üniversitesi'nde 11.729 ne yapar %5'i değerli arkadaşlar? E, 680 yapar. Yani 600-700 civarında yine bir artışın olabileceğini düşünüyorum. Kırıkkale Üniversitesi 17.074. İşte alta indikçe bu sayıların Oranın aynı olsa da arttığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Yani 1000-1300 civarında yine bir artışın olacağını düşünüyorum. Kafkas Üniversitesi geldik. En sona yani tıp kaçla kapatır sorusuna geldik. Yaklaşık 22.835 %6-7 bir yine artışın olacağını düşünürsek arkadaşlar 1500 civarı o da ne yapar 23.000-24.000 civarı ben tıp bölümünün kapatacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yani zaten ÖSYM de kılavuzda bu son senenin sayılarını niye veriyor? İşte bu yüzden ben ne yapmak istedim? Adayların eğilimlerini ve o yüzdelikleri çıkarıp son 3 yılda neler olmuş bunları görmek istedim. Tabii ki tercihlerinizde zaten hani size diyorlar 100 bin sıralaman varsa artı 15 eksi 15 en ideal olanıdır. Yani 85-115 arası. İşte 115 dedikleri muhabbet bu arkadaşlar. Buradaki oranlarda bakın hiç 15 görmedik. Geçen yıl hukuk bölümü hariç hukuk bölümünde 40 50'leri gördük ama e, buradaki şu anda tıp bölümüne baktığımızda böyle bir değişimi sınavın kolay olduğu yılda da görmüyoruz. Zor olduğu yılda da görmüyoruz. O yüzden ben bu tablonun hemen hemen e, devam edeceğini düşünüyorum. Ve az da olsa rağbetin azaldığını düşündüğümden kontenjan artışına rağmen e, onu da eklediğimden ben bu yıl e, biraz daha e, dediğim gibi %6-7 oranında seçmek istediğiniz üniversitenin sıralamasının e, bu oranlarda artacağını düşünüyorum. Çok konuştum değerli arkadaşlarım. İnşallah e, faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.